İyi hafta sonları sayın seyirciler. Bir Her Şey Konuşalım programında da birlikteyiz. Bu hafta konularımız ve konuklarımız çok güzel. Öncelikle e efsanevi e Yeşilçam Jönü aramızda. Yavuz Karakaş aramızda. Hoş Teşekkür ]lerinizdir. ederim. Aynı bile... zamanda hemşeriyiz, akrabayız değil mi? Ya, akraba olduk. Aynı zamanda olduk değil de akrabaydık. Yıllardan beri iftar ediyordum ben sizle Ve yıllar sonra... Programa geldim ve tanışmışım. Ben de sizi yıllardır ne seyrediyorum. Oldu. Nihayet tanıştık. Siz de hoş geldiniz Mehmet Bey. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi e, önce sağlık diyelim isterseniz. Tabii ki. Üroloji. Üroloji. Ürolojinin alanı nedir? Üroloji e, aslında halk arasında yanlış olarak bilinse de sadece erkekleri ilgilendiren bir branş olarak bilinse de. Kadınları şimdi, da ilgilendiriyor. Erkek ya da kadınları ilgilendiren bu, Ama e, sanki kadınlar jinekoloğa gidiyor, erkekler üroloğa değil evet, mi öyle? bu yanılgıyı biraz daha düzeltmek istersek. E, her iki cinsiyette de böbrekler, idrar yolları, idrar torbası gibi organlar bulunduğu için bu organları ilgilendiren bütün hastalıklar ürolojinin branşına girmektedir. Ama erkekler jinekoloğa gitmiyor. Erkekler haliyle tabii ki prostat gibi kadınlarda olmayan bir organa sahip oldukları için ya da işte cinsel fonksiyon bozukluklarını ürologlar tedavi ettiği için spesifik olarak ürolojiden destek alıyorlar. Ama böbrek, idrar yolları, mesane o bu organların hastalıkları, tümörleri, kanserleri direkt ürolojinin e, biraz daha ilgi alanına girmekte. Tamam, o zaman şimdi ürolojiyi e, çerçevelemiş olduk. Şimdi evet. o organlarımızı nasıl koruruz, ne yaparız konuşacağız. Şimdi bir de yeşilçamı. Evet. Şey yapalım. Yeşilçam neresi yeşilçam? Yeşilçam şöyle bir durum var yeşilçamın. Sevgili Cemil Hocam, sevgili akrabam Güzel insan. Yıllar evvel bizim şeyde Beyoğlu'nda sağ tarafta girdiğiniz zaman Yeşilçam diye yazar. Beyoğlu'nun, Beyoğlu, Beyoğlu Caddesi'nin bir yan sokağı. Yan sokağı. Bütün filmciler buraya gelmişler. Buraya şeylerini kurmuşlar dolayısıyla. Yazhanelerini kurmuşlar, kurmuşlar, kurmuşlar bütün hepsi. Yani nereden baksanız ben 59 kuşağıyım. Türk sinemasında 66 sene oldu Yeşilçam'da. Allah'a şükürler olsun. Oranın da tesadüfen ismi Yeşilçam Sokağı yazıyor. Ve bizim ondan sonra bütün sinema hayatımız ve ismi, ismi şu anda Yeşilçam, Yeşilçam diye geçer. Şimdi böyle bir kitap yazmışsınız. onu da gösterelim sayın Evet Yeşilçam'da bir ömür diye. Yeşilçam'da benim... bir ömür. Şimdi bunun içini de açalım şuradan böyle Bol resimli bir kitap aslında bu. Buradan gösterebilirsek eğer yani buradan hepsini gösteremeyiz ama kitabın yarısından çoğu resimler, gazete küpürleri. Benim e, yaptığım şeyler kültür, var sevgili hocam. Kültür Turizm Bakanlığı çıkartmış. Evet. Şimdi, Şimdi Yeşilçam'a gelelim biz. Yeşilçam, evet. E, siz geldiniz Yeşilçam'a gider miydiniz hep? Nasıl? Ben şöyle oluyordu askerden geldikten sonra ondan sonra gitmeye başladım dolayısıyla oraya. Benim e, tesadüfen o zamanlar şey vardı. Böyle fotorama'lar vardı. Askerden geldiğim zaman biraz oradan şanslı oldum ben. Çünkü ben mecmadan seçilen bir insan değildim. E, mecmadan seçilen arkadaşlarımız birinci, ikinci, üçüncü, onlar şanslı girdiler ve ben fotorama'dan sonra, ondan sonra. Şey aldım, film teklifi aldım. Kolsuz Kim etti benim... size teklif? Nerede ee, gördüler? Çok Gördüler çok yakışıklısınız falan gel oyna mı dediler? Nasıl oldu? Şimdi benim e, Üsküdar Moskü Cemiyeti'nde okuyuculuğum da olduğu için o zaman benim bir şeyim vardı. Benim organizasyonum vardı. Askerden evvel de gidiyordum. Yanına Siz karete o, yapıyorsunuz, o judo yapıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz, <laughs> Evet, evet orkestra şefliği yapıyorsunuz. Evet, bateristlik oldu. Bateristlik yapıyorsunuz. Evet, bateristim yıllar evvelden biri. O şimdi öğrendim. daha Yeşilçam'a geldiğinizde bunların hangileri var? Şimdi Eniştem'in gazinosuna gittiğim zaman onu da aradan çıkaralım. Orada bateriyi öğrendim. 18 yaşında Eniştem'in gazinosuna gittim. 14 yaşında da Üsküdar Muski Cemiyeti'ne gittim. 18 yaşında radyoda olmuş oldum. Onları aradan çıkaralım. Korist olarak. Emin Onga'nın talebesiydim. Koristim. Ve sonra askere gittiniz. Geldiniz. Asker'e gittim. Geldim. Organizatör bana dedi ki Yavuz Karakaş abi dedi. Böyle böyle dedi bir şey var dedi. Fotoğraman var dedi. Bu fotoğrafman da seni dedi şey yapalım dedi. Olur dedim. Gittim. Ondan sonra bu fotoğrafman da ilk önce kolsuz bebek fotoğrafmanı sahipleri o zamanın ekizigilleri kitapçı. Meşhur kitapçılar ekizigiller. Ondan sonra dedi ki e, Yavuz abi dedi seni bu fotoğramanda şey yapalım dedi. Oynadım ben. Yani o resimler çekiliyordu. Fotoğramanda resimler. Gazetelerde resimdi. çıkıyordu ha, değil mi? Gazetelerde hatırlarsınız. Tabii. Tabii. Dolayısıyla gazetede çıkan şeyler. Ondan sonra ben artık çok dikkatli davrandım ve seçerek filmlere çağrılmaya başladım. Şimdi bir isterseniz Filmlerinizin bir kısa bir kolajı var. Öyle mi? Tabii seyircilerimize bir hatırlatmak maksadıyla bir o şeyi izleyelim. Evet iyi olur. Evet oynamadınız beraber e, oynamadınız evet. şey kimse kalmadı. Kalmadı herkesle oynamış oldu. 1959 kuşağıyım Allah nasip etti. Ondan sonra dediğim gibi birçok arkadaşlarımız kendini birden attılar. Onlar şey oldular kavgacı mangacı oldular. Şimdi ben bakıyorum şimdi bir kere önce tercih ediyorum dediniz. Hayır dediğiniz roller oldu mu mesela? Hayır dediğim e, rol, e, iyi adam oynadım, kötü adam oynadım, e, avukat oynadım, hakim i̇yi oynadım. İyi adam oynamak mı daha kolay, kötü adam oynamak mı? Vallahi iyi adam oynamak güzel. Öyle. Çünkü tabii e, mesela bir gün bir e, şey filminden kötü adam oynamıştım. Kadıncağız geldi karşıma, ben hemen özetleyeyim onu da. Dedi ki sen dedi yazıklar olsun, sana yazıklar olsun. Ne oldu hanımefendi? Ben sizi tanımıyorum ki dedim. Vallahi dedi o kız dedi senin yüzünden intihar etti dedi. Ama <laughs> ben de film dedim. Ben anlamam film bilim dedi gitti. Gitti doğru. Ya doğru. Şimdi yani, e, 70'lere kadar bir sürü film var. 70'te bir duruyor. Durdu o zaman Sonra ben. Sonra 80'lerde 90'larda bir daha başlıyor. ne yaptım? Bravo iyi hatırlattın sevgili akrabam Cemil Hocam. Şöyle yaptım ben e, o filmlerde belbat filmler devri başladığı zaman ben Almanya'ya gittim. Almanya, Almanya Berbat filmler dediğiniz daha biraz böyle cinsel içerikli. Heh, onlar filmler onlar bahşedin. onlar tabii. O zaman ben o filmlerde oynamamak için çünkü malum eee Aşiret, Kök, Elazığ, Hom Yarımız, Gaziantep işte bir akrabalık da var biliyorsunuz dedim. Ondan sonra ben Almanya'ya Hamburg'a gittim. Ne yaptınız Almanya'da? Ha, orada fabrikada çalıştım. Hmm. Tabii oradan köylüğe geçtim. kölünden sonra o filmler bitti. Geri Ondan geldim Ondan işte. sonra geri geldim ben. Ben o filmlerde oynasaydım şimdi milletin yüzüne çıkamazdım ben. Gelemezdim. Ben röportajlarda oynayamazdım. Evet şimdi o konulara geleceğiz. Biraz daha sağlığa dönelim. Sağlığa dönelim. Nasıl doktorlarla aranız nasıl? Vallahi doktorlarla aram iyi de ee, ben e, şimdi e, şey var bende yani kalp pili var. Dolayısıyla Allah'a şükürler olsun. Kalp pili eğer e, e, taktırma isterlerse arzu edenler taktırsınlar. Bir sakınca görmedim. Sakınca görmüyorum. 87 yaşını buldum. Allah'a şükürler evet. olsun. Taktırsınlar. Şimdi sevgili doktorcumla konuşalım. Şimdi e, üroloji organları saydık mesane, böbrek, e, prostat. E, prostat, hatta üreme organları. Evet. Ne yapalım bunları korumak için bizim elimizde bir şey var mı yani? Herkes diyor ki yediğine, içtiğine dikkat et. Tamam? E, tabii ki. Yani burada hepimizin bütün organlarımızı korumak için yapması gereken bir takım şeyler var. Birincisi vücudumuzun arıtma tesisi olarak baktığımız böbreklerimiz. Böbreklerimizin gün içerisinde vücudumuzdaki kanı yüzlerce kez belki e, temizlediğini biliyoruz. Ve çalışabilmesi için uygun şartları yaratmak adına kanlanmasını mutlaka devam ettirmemiz gerekiyor. Böbreğe kan akışını kan, kanlanmasını kanlanmasın. evet. Gün içerisinde aldığımız sıvı miktarı az olursa böbreğin kanlanması azalır. Haliyle böbrek fonksiyonlarını bir, bir miktar bozmaya başlarız. Biz ortalama günlük 2-2,5 iki, buçuk litre civarında... 2,5 litre su içen var mıdır ya o kadar? Yani tabii soğuk havalarda özellikle kış şartlarında bu suyu tüketmek biraz zulüm gibi gelebilir insanlara ama böbrek sağlığını korumak için su içmek dışında yani Yapabileceğimiz su, çok fazla. Çok bir. da fazla bir şey yok. Tabii ki bilmediğimiz otları kaynatıp herhangi bir hastalığa şifa niyetine içmemeliyiz. Çünkü bunların çoğu böbrek hasarına yol açabilir. Kafadan ağrı keziciler, antibiyotikler kullanmamalıyız. Her şey bir böbrekten geçiyor çünkü değil mi? bütün? Değil tabii ki. Aslında bütün organlarımız kendi çapında kıymetlidir. Ama ben hani bir sistem dahilinde yukarıdan aşağı doğru gidecek olursak böbrekler kıymetli sadece su değil. Mesela böbrek kanserlerini engellemek için bizim öncelikle bir kilomuzu kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü böbrek kanserleri vücut kitle indeksi yüksek olan biraz obez kişilerde daha fazla görülüyor. Tansiyonu yüksek olan kişilerde yine bu böbrek kanserlerini sıklıkla görmekteyiz. Sigara içimi hakeza. Mesaneye etkiliyor galiba değil mi? Tabii ki sigara içmek nihayetinde bütün kanserlere yol açabildiği gibi üroloji özelinde böbrek kanserlerine, idrarın akmış olduğu idrar kanalındaki kanserlere, idrar torbasındaki kanserlere yol açabilmektedir ve bunlar yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır bilmediğimiz ilaçları kullanmak, bilmediğimiz ağrı kesicileri kullanmak ve yüksek dozlarda kullanmak böbrek hasarlarının mutlaka en büyük nedeni. Bunları biraz daha kontrol etmek Peki, gerekiyor. Peki böbrek taşı var bir de insanların çok Hele bir de ülkemizde çok var galiba. Evet. Değil böbrek mi? ülkemiz böbrek taşları için en. Kılıç su var diye mi bunun sebebi yoksa başka bir sebebi? Böbrek mi? taşlarının oluşması için birçok neden var. Yani genetik faktörler yol oynamakta. Ülkemiz biraz sıcak bir iklimde yani yaşamış olduğumuz coğrafyadaki sıcaklık değişiklikleri bile bu taşların oluşmasına bir neden olabiliyor. Beslenme alışkanlıklarımız, su tüketim alışkanlıklarımız… Bir e... çeşit virüs diyenler de var bu böbrek taşına bir virüsün üstünde işte kireçlenme oluyor asıl sebebi bir virüs veya bakteri diye var. Şimdi böbrek taşlarının büyük bir kısmı yani büyük bir çoğunluğu kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat dediğimiz aslında kalsiyum içerikli taşlar. <laughs> bir organizmayı Ama, sarıyormuş onlar. Evet bahsettiğiniz <laughs> taşlar enfeksiyon taşları. Ancak bu enfeksiyon taşları da uzun dönem tedavisiz idrar yolu enfeksiyonları olan kişilerde ya da işte tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kişilerde bir enfeksiyon zemininde gelişebilecek taşlar. Ama bunlar virüs değil bir bakteri odaklı gerçekleşiyor çoğunlukla tedavisiz kalmış bir enfeksiyonun bir tarafa yapışması e, ve zamanında bu enfeksiyonun etrafında oluşan kireçlenmeler nihayetinde böbrek taşlarına yol açabilir. Kirli su diyorlar Türkiye'de. Tabii çok ki kirli su. Taş, kirli sudan geldi. Kirli, kirli, kirli. kirli, su. Evet. Kirli. E, tükettiğimiz suyun içeriği e, iot bileşikleri ya da içermiş olduğu elektrolit dengeleri çok kıymetli biz e, şifa olduğunu düşündüğümüz bir yerden su alıyorsak ama almış olduğumuz suyun sodyum içeriği çok yüksekse ya da okulak... Neye bakalım? O biz, biz, yani iki buçuk litre su bayağı bir su. Evet. Doğru suyu da içmezsek zarar As da verebilir bu kadar çok su. Aslında günlük e, tüketilmesi gereken su miktarı herkesin kabaca ihtiyaç duyduğu su hesaplaması için bunu formülize edersek kilonuzu 3 ile çarparak tüketmeniz gereken suyu hesaplayabilirsiniz. Yani ben 210 kilo mu tüketeceğim? Siz 70 kiloysunuz. <laughs> e, ortalama 2 2 litre civarında bir su tüketmelisiniz. Hmm. Yani hani 80 kilo bir kişinin 2,5 litre civarında su tüketmesi gerekiyor. Bunu formülize edersek su tüketimi önemli ama suyun içeriği de önemli. Saatte bir bir Şimdi bir kere de bir bardaktan fazla içmenin de galiba çok, çok faydası olmuyor de. değil çok mi? Çok önemli bir yere dikkat çektiniz. İyi oturuşta bir litre su içelim, akşama kadar su içmeyelim, akşam bir litre daha su içelim. Bu bir çözüm değil. Bu su tüketimini gün içine yayarak. Çünkü bizim kontrol edemediğimiz cildimizden terleyerek başka şekillerde kaybettiğimiz, devamlı olarak kaybettiğimiz bir sıvı var. Biz bunu devamlı olarak yerine koymak durumundayız. Tek seferde tüketmek iki saat sonra idrara çıkmamızı ve bu suyu bütünüyle kaybetmemizi sağlayacaktır. Bir de soğuk, ılık, sıcak... Tükettiğimiz suyun sıcaklığı çok e, bu hastalıkların oluşması için bir neden değil. Hani bununla Mesela ilgili soğuk çok çok çalıştırılırsa kilo verilir deniyor. Çünkü ya bunlar biraz halk <laughs> arasında yerleşmiş olan mitler ama bununla ilgili yapılmış olan çalışmalarda e, bir anlamın olmadığı kanıtlandı. Peki o suyun içeriğine gelecek olursak ne olsun asidik mi olsun, bazı sertliği ne olsun içinde. Ee, ne olsun bir de maden suları var. Evet. Onlar içilsin mi içilmesin mi? Tabii ki. Şimdi öncelikle e, böbrek taşları asitli idrarlarda ortaya çıkar. Yani bizim gün içerisinde tükettiğimiz sıvı miktarı azaldığında idrarımız asitleşir. Asit, Rengi de değişiyor değil İdrar mi? koyulaşır, asitleşir. Asitleşen idrar böbrek taşları için en önemli risk faktörüdür. Biz çok fazla su tüketerek idrarın bu asit olan pH'ını biraz yükseltip Bazik ya da alkali pH'e çekmeye çalışırız. Onun için tükettiğimiz sıvıların pH'ı ne kadar alkali olursa aslında... Bu iş için olmayacak, o olmayacak değil evet, mi? Evet kesinlikle. Alkali pH'teki suyla, suları tercih etmeliyiz. Sodyum içeriği düşük olan suları tercih etmeliyiz. Çünkü şu anda günlük beslenme alışkanlıklarının taş olumuyla çok bir ilişkisi bulunamamış. Ama... Çok fazla su tüketiyorsanız normal popülasyona göre ya da az tüketenlere göre daha fazla taş hastalığıyla muhatap oluyorsunuz. Bir de o rengi önemli galiba değil mi? Hani koyulaşmayacak. Daha ya Kabaca açısın? herkes e, çıkardığı idrarın rengine bakarak günlük su tüketimine karar verebilir. Yani çok koyu bir idrar çıkartmanız böbrekleriniz için biraz alarm zillerini çaldığını hatırlatır ve e, su tüketiminizi biraz daha öncelemeniz gerektiğini evet, evet, söyler. Yani aslında e, su birincil şeyimiz galiba evet. sizin konunuzda değil evet. mi? Düzgün bol su içmek Tabii ki. en önemli önlem. Şimdi yeşil çama ve rollere gelelim. Evet, evet hocam. Şimdi <laughs> iyi hocam. adam veya kötü adam rolü. Şimdi kadın etkilenmiş sizden. Kötü evet, evet. Siz, siz, kendi rolünüzden etkilenmiyor musunuz? Rahmetli Erol Taş abimi bile bizim Gaziantep'te memleketimizde almışlar, şeyin, suya, suya atmışlar. Tabii kötü, çok kötü adam oynamadım Allah'tan. Yani benim böyle rollerim iyi adam, normal iyi. Erol Taş gibi, Hayat Amcaoğlu gibi böyle koyu koyu onlar oynardı. Çünkü insanın hayatını etkiliyor sonuçta değil mi tabii, bu? Yani tabii, tabii. Yani gerçek ve hayal birbirine karışıyor değil mi bir yerden sonra? Şimdi ben dizileri inanın içinde olduğum halde o kötü adamlar oynayanları bir an evvel ölmesini istiyorum ya. <laughs> Dizilerde vallahi. Yani ben Ama kötü adam ben. dizi biter ya. Dizi biter tabii. Onun için e zaten biz bizler devam ederdik falan. Sonunda öldüğümüz zaman da öldürdükleri zaman da oh deriz millet. Peki zaten ağlama? Ben. Ağlayabiliyor muydunuz mesela ağlama A ağlamak falan? ağlama göz yaşını da soğan falan kullanıyorduk falan. <laughs> <laughs> Başka türlü ağlama zor oluyordu. Tamam. Kolay bir şey değil değil Tabii, mi ağlamak? Bir de ayrıca şey sıkıyorlardı böyle bir şu şeylerle. Hı. Ondan sonra bayanlar falan ağlaması için onlara. Eskiden eczanede şeyde vardı ya böyle sıkarlardı biliyorsunuz. O şekildeydi. Şimdi benim işte bir hayli yaptığım şeyler oldu. Eniştemin gözün üstünde ben orkestra şefi oldum, baterist oldum. 18 yaşında gittim. Yani her şeye erkenden başladım ben. Ticarete bile erkenden zaten başladım. Zaten Hollywood'da da öyle değil mi? Mesela bir süperstar dediğiniz zaman hem dans eder, hem müzik şarkı söyler. Ya yani her şeyi yapabiliyor olması lazım evet. değil mi? Zaten ben çıktığım, Şimdi şeylere çıkıyorum, söyleş söyleşilere çıkıyorum sevgili hocam. Cemil Hocam. Ben onlara gençlere anlatıyorum herkese. Diyorum ki bakın ben diyorum övünmek gibi olmasın diyorum. Üsküdar Muzki Cemiyeti'nden okuyucu oldum. Onu judo karate öğrendim diyorum. Orkestra şefiyim diyorum. Bateristim diyorum. Judo karate yaptım diyorum. Ve dolayısıyla diyorum daha futbol oynadım. Şunu yaptım. Ben övünmek için söylemiyorum size diyorum. Siz de yapın diye söylüyorum. Siz de yapın. Bir tanesini yapın hiç olmazsa. Yani sanatçılar illa hepsini böyle yapar diye değil. Vatandaş olarak siz bir tanesini yapın. Yani en azından diyorum. Bakın ben mesela e, hayatımda, onu unuttum söylemeye size. Bu sağlığımı ben de neye borçluyum? Sigara içki hayatımda olmadı hiç benim. Hiç içmediniz mi? Tabii hiç içmedim. Bütün yeşil çamda olup da. Alemin içinde olmama rağmen. ben Çok ender görülen tabii bir şey herhalde işte değil, değil onun mi? Onun için de ben doktorcum. Yani onun faydası oldu bana değil, Bilaki, değil mi? Elbette tabii ki. Birçok şeyden sizi korumuştur. Ya o, ben Cemil Hocam ben şey yapmadım. Ama sporculuk yani şimdi karate judoda demek şey, ki judo, yeteneğiniz de var değil mi? Tabii tabii. 6 sene çalıştım ben e, judo, judoya karateye. O zaman ne, ne oldu biliyor musunuz? O hatıramı da anlatayım. Bir filmde rastladım. Cüneyt Cemil'e rastladım. 6 senedir judo Cüneyt çalışmıştım. Cüneyt'in dediniz Cüneyt Arkın. Nur içinde yatsın Cüneyt Arkın. Bahrettin Cürekli Baretin Batır. Bahrettin Cürekli Batır. Bahrettin mi derdiniz ona Cüneyt mi derdiniz? derdik Cüneyt tabii. O, bu, 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 kendi ismi. Ondan sonra bir, gün e, çağırdılar beni. E, ben e, onun kavga şey yapardı o çok. 15 tane adamı vardı. O 15 tane adamına böyle vururdu kafasına gözüne falan filan. Figüranları dövüyordu değil ha, mi? Onlar, onlar şeyler yine. Üçüncü, dördüncü adamlar yine oyuncular. Hmm. Figüranlar kalabalık. O bir türlü gazeteci. Basana onu anlatamadım. Ha, figüran, figüran başka. O, başka. O başka öyle figüran mi? kalabalık yapan insanlara figüran. Yüzünü, insanlara figüran yüzünü diyor. pek görmüyoruz figüranları. Ama şimdi. o sopa yiyenlerin görüyoruz evet, yüzünü. Tesadüfen ben Cüneyt Arkın'la dedikleri zaman film. Yavuz Karakaş. Evet şey, Cüneyt Arkın'la filmin var dediler o zaman. Kavga var mı derdim. Çünkü o biliyorum 15 Dölecek yıl adamı. Yani. O felaket <laughs> yapar. Ondan sonra ben Sor, ...sorardım hemen... ...kavga senem var mı derdim... var der. ...aman abicim derdim ben o şey yapmazdım... ...bir gün tuzağa düştüm nasıl... <laughs> ...bir gün e, telefon geldi bana... ...telefon gelince... ...ondan sonra ben de tabii... E, ...gittim oraya... ...produksiyon amiri çağırdı beni... ...otele çağırdı... ...baktım Cennet'cim rahmet olsun gördü beni... ...Yavuz'cum dedi hoş geldin falan filan... ...ya işte geldim dedim... ...sordum prodüksiyon amire... Valla dedi burada Cüneyt kavga edeceksin dedi. Sen judo karakteri de yapmışsın dedi. Ama öleceksin <laughs> ha. Ödedi, burada Eyvah. Burada, dedi, Eyvah. Niye dedim? Sen dedi o ajan oynuyor. Türk ajanla oynuyor dedi. Sen de dedi kötü adamsın dedi. Seni dedi. Ondan mecburen sonra, öldürecek. Mecburen öleceksin dedi. Dolayısıyla kavga <laughs> da Ne yapalım Cüneyt'im dedim. Judo mi çalıştım ben de dedim. Ahmet Berkoğlu yükten dedim benim hocam. Ondan sonra. 6 sene çalıştım dedim. Dedi Türk kavgası yapalım dedi. Biz tamam bunu Nasıl baş... çat çat diye Ondan sonra, sonra. tabii Türk kavgası ve eski Yeşilçam'dan bilirsiniz o kavgalar. E, Karate olduğu zaman böyle o şey olsa tegari, ponsiyona gera, barayı, satsayı, hizle kuruma kese kattame, kate tayat, o tayatoşi. Şey, teknikler gider böyle. Onlar o ayrı. Türk kavgası yapalım dedi. Biz bundan tamam dedik başladık. Ondan sonra aşağı yukarı aşağı yukarı falan filan bir derken... Bir vuruyorlar, tak diye tahta mı ondan kırılıyor. Ondan ne oluyor? Şimdi karşılıklı kavga ediyoruz ya. Şimdi ben Hı. o şu ben o ajan ben geldim. O beni öldürecek. Ondan sonra kabul ettik artık. Ne yapıyoruz? Mecburum. Mecbur hakkı kaldım. <laughs> Baktım canı içimle mahcup olmayayım dedim rahmetli. Başladık aşağı yukarı falan filan derken ben dedim bu gece ölmezsem Cene'ydim dedim. Bir daha ölmem. Ne oldu ki ya falan dedi. Ya dedim eve gittim. Bu benim e, çok çok röportajımda var zaten. Gittim eve uyuyamadım. Doktora gittim. Ne oldu dedi ya? Araba kazası mı geçirdin dedi. Sen dedi. Yok dedim. Cüneyt Arkın'la kavga sahnesi çektik dedim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir hatıramız var Cüneyt Arkın galiba dublör de kullanmıyordu değil mi? Kendi ben mesela e, hatırlıyorum çocukken bizim arkada bir arazi vardı. Film evet. çekmişlerdi. Kendi biniyordu atlara falan filan. Üç, e, al, al, duydum ondan ben, e, anlattığını duydum. Şeyler gelmişti, Medrona sirki gelmişti. Medrona sirkinde altı ay orada yatıp kalktığını biliyorum ben. Öyle atlarım mi? Atlarıma, tabii. Çok vücut yeteneği olan biriydi çok, yani değil çok mi? Çok büyük, güzel. Ve çok yakışıklıydı değil mi? Çok şey? yakışıklı, güzel, rahmet olsun. Peki siz büyük o... Büyük Siz o beraber şey yapar mıydınız? Takılır mıydınız o rol arkadaşlarınızla? Ben şey diyeyim ben aynı zamanda şu anda Soder'de Yusuf Sezgin benim başkanımız bizim. Ben de idare etindeyim orada. Bizim bütün sanatçı arkadaşlarımız bizim oradadır. Yani o zaman ama o dönemden bahsediyorum. 70'lerde mesela Yeşilçam'da çıkıp hadi oradan da Beyoğlu'nda bir yere gidelim. E, tabii tabii. Onu yapalım olur muydu? Orada pek yönler, karakter, yardımcı aktörlerine pek yanaşmazlardı. Artık. Onlar jön olduğu için biraz... Efendim, jönler ayrı takılıyordu. Jönler ayrı takılırdı onlar, biz ayrı takılırdık. Mesela benim çok gücüme giderdi. Biz üç kişi, dört kişi seçerlerdi. Karakter yardımcı aktörlerden, oyunculardan. Ondan sonra şey, festivallere çok gittik. Hep davet ediyorlar bizi. E biz ayrı gidip, üç kişi, dört kişi oturuyoruz orada. Bizi aralarına çağırmazlar. Onu ilk defa itiraf ediyorum. Yani bilsinler, görsünler, duysunlar da yanlışlık yapmasınlar. Şimdiki jönler, mönler falan. Dolayısıyla mütevazi olsunlar. Ondan sonra ayrı yerlerde otururduk. Ben üzülürdüm yani. Çünkü yani, yani sen jön, sen jönsün. Mecmua Peki kapan. o aralarında birbirleriyle mi takılıyordu Hep o onlar birbirlerine takılıyordu. Ama tabii. pek sevmezler onlar da birbirlerini o, değil mi? Tabii. Ben daha jönüm, sen daha jönsün. Tabii. Onu, onu ben izah edeyim size. Şu anda sevgili akrabam, güzel insan. onlar, erkekler birbirini sevmezlerdi. Kadınlar hiç sevmez kadınlar birbirlerine onlar da kıskanırlardı. Jön, şey, karakter aktörleri ben ikinci adamım ben. Karakter, jön karakterim ben. Ondan sonra yardımcı aktörüm. Onlar da beni çekemezlerdi. Çoğu da beni çekemezdi. Ben biraz da şeyden geldim ya böyle bilekle yürekle geldim ya ben. Kendi kendime geldim. Kendi gel kendime şey yaptım. Tanıtmış oldum. Ondan sonra ama ben herkesi severim. Ben humanist bir insanım. Ben herkesi severim. Dolayısıyla sevdim kat kırmadım, gönül yıkmadım. Ne güzel ola. olsun. Yani her zaman için öyle düşünüyorum ve öyle gidiyorum. Siz doktorluğa nasıl karar verdiniz? Tabii aslında e, bütün ailede doktor... doktor falan. Yok hayır. Yok ailenin mu? tek doktoru benim. Tek doktoru evet. sizsiniz. Nasıl oldu? Yani biraz tabii e, bu ilkokul ve ortaokul dönemlerinde bütün doktorlarda demeyim daha doğrusu. Doktorların çoğunda olduğu gibi anne oğlunu işte doktor oğlum gibi bir Peki algıyla bir hasta, bir başlayınca genelde bir hikaye oluyor şu hastalandı iyileştireyim diye oldu öyle, hayır, öyle değil, bir değil, trajik çok şükür bir hikaye yani de yok o dönemlerde hayatımda da ailemde böyle ciddi hastalıklar geçiren birileri olmamıştı ama daha çok annemin yani benden böyle bir doktor oğlum olacak beklentisiyle bilinçaltıma yerleşti ve sonraki yıllarda gerçekten ben de doktor olma hevesiyle çok fazla çaba sarf edip bütün hazırlıklarımı onun için yaptım yani mesela doktor olma çabası lisede oluyor mu? Tabii ki aslında ilkokulda belki ortaokulda başlıyor. Sonuçta bir disiplini öğreniyorsunuz siz. İlkokulda ya da ortaokulda ya da lisede çalışmayı, bir şeye konsantre olmayı ya da bir şey üretmeyi e, o yaşlarda biraz içselleştirdiğiniz zaman sonraki zamanlarda, sonraki zamanlar derken üniversite hayatından bahsediyorum. Kalkıp bunları yapmak çok zul gelmiyor. Çünkü bu bir sistem. Yani bu sistemi Aynen. kendinize ne kadar erken oturtursanız sonraki süreçlerde... Disiplini oturtmak evet, değil mi evet, mevzu? Evet, evet. Disiplini de ediyorsunuz. Az önce sizi çok güzel anlatırken Gıpta'yla dinledim ben de sizi. Yani çok yönlü, muhteşem bir hayat yaşamışsınız. E, e, biz hekimlerin maalesef biraz hani yapabilenleri tenzih ediyorum. Müzikle biz ilgilenen biraz çok var. Çok var ama arasında. hani çok da... Çok da geniş bir kitle değildir bunlar. Ama Biz genelde biraz, tek boyutlu kalır evet, değil mi? biraz kimler? tek yönlüyüz. Biz biraz bütün e, opsiyonlarımızı ya da hırslarımızı mesleğimizi yapmak üzere e, harcıyoruz, belki kullanıyoruz. E, ama tabii ki e, böyle şeyler daha fazla besleyici, daha fazla insan hayata bağlayıcı, e, daha da e, zinde tutucu diye düşünüyorum. Yani imtihana girmek için iyi puan almanız lazım. Çok çalıştınız, girdiniz tıp fakültesine. evet. Sonra ürolojiye geçiş nasıl oldu? Türkiye'deki eğitim sisteminde tabii ki iyi puanlar çekip öncelikle bir tıp fakültesini kazanmanız gerekiyor. Evet. Bugün tıp fakültesi ülkemizde 6 yıldır... Binde bire yılda, mi tekabül ediyor? 10 binde bire mi? Kaçı? O civarlarda şu anda. Yani yakın zamanlarda çok sınav sistemini takip edemediğim için hakim değilim. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Büyük bir başarı gösterip bir sınavdan geçiyorsunuz. Tıp eğitimini kazanıyorsunuz. İngilizce hazırlık okursanız 7 yıl, İngilizce hazırlık okumazsanız 6 yıl bir temel tıp eğitimi alıyorsunuz. Bitirdiğinizde pratisyen hekim olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Sonrasında bir mecbur hizmet yapmak zorundasınız. Hizmet Kaç ya yıl mecbur hizmet? Bulunduğunuz yıl bölgeye göre değişmekle birlikte ortalama 300 günle 600 gün arasında bir mecbur hizmet yapıyorsunuz. Bitirdikten sonra ya da mecbur hizmetinizi yaparken... O mecburi hizmeti yaparken daha... Dal belli değil değil. Değil mi? hayır orada bir pratisyen hekimsiniz. Evet pratisyen hekim olarak çalışıyorsunuz ama tabii ki yapmak istediğiniz işle alakalı bir fikriniz var. TUS sınavına giriyorsunuz bu uzmanla geçiş sınavıdır tıp da uzmanlık sınavı diye kısaltılabilir. Ee, bu sınavda gösteren. Bu sınavda insanların hangi alanda iyi oldukları mı belli oluyor yoksa gene genel bir. Bu şeydir. aslında birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar almış olduğunuz eğitimi değerlendiren çok zor. Genel. Genel ve zor bir sınav. Yani bu hatta dünyadaki en zor beş sınavdan biri olduğu söylenmekte. Bizim Türkiye'ye has bir sınav mı bu? Evet. Türkiye'de var sadece. Ve onun sonucunda sizin neye daha yatkın olduğunuzu çıkıyor sınav yoksa bir skor mu çıkıyor? Bir skor, bir puan alıyorsunuz bu sınavın neticesinde. Ondan sonra yapmak istediğiniz branşa denk gelen hastaneyi ya da tıp fakültesini, üniversite hastanesini seçip gidip o branş için Seçtiğiniz branşa göre değişmekle birlikte 4 yıl ya da beş yıl bir eğitim daha alıyorsunuz. Sonra uzman olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Evet. Bayağı. Sonra tabii uzman olarak çalışmaya başladıktan sonra yine bir devlet hizmet yükümlülüğünüz var. Ben diplomamı aldım. istediğim yerde çalışırım gibi bir beklentiniz olmasın. Yine bir kuraya giriyorsunuz. Devlet için çalışmanız gereken bir süreyi tamamlıyorsunuz. Ondan sonra çalışmak istediğiniz Peki, yere göre gidiyorsunuz. Peki o şimdi biz bıçağın Kullanmaya nerede başlıyorsunuz? Daha, tabii ki yani temel cerrahi... O şey pratisyen hekimken bıçak yok değil mi daha? Ya illa ki var ama aslında cerrah olarak bıçağı kullanmak biraz daha uzmanlık süreçlerinde... Pratisyen hekim sivilceyi mi şey yapıyor çıkartıyor? Değil veya... tabii ki illa ki onlar da çok kıymetli şeyler yapıyorlar yani. Ee, ama temel dikiş atma becerisi bir travma hastasını yönetmek, acil bir hastaya müdahale... Ya aslında, bu temel tıp eğitiminde geliyor temel zaten. Temel eğitiminde bunlar var zaten. Ama hani branş bazlı eğitimler ya da bir ameliyat yapmak, bir büstürü elinize alıp büyük bir cerrahi işlemi gerçekleştirmek tabii ki yüksek bir teknik donanım ve bilgi gerektiriyor. Bu da asistanlık süreçlerinde Süresinde oluyor. edilinen bir bilgi. Ne oluyor? Bilgi. İlk başta bir veriyor, bir aç, açıp kapama var değil, değil tabii mi? ki. Keşke bu kadar şanslı olabilseydik. Önce bir yılınızı bulunduğunuz yere göre bazen iki yılınızı kağıt kürek işleriyle bir heba ediyorsunuz. <laughs> Çünkü yatan hastaların epikrizleri, dosya hazırlıkları rapor yazıyorsunuz. Evet aslında bir nevi sekreterya yapıyorsunuz. Bu sekreteryada göstermiş olduğunuz başarılar ölçüsünde artık burada tabi cerrahide de kıdemleniyorsunuz. <laughs> yani altınıza da bu işleri yapacak yeni arkadaşlar geldiğinde siz o işleri bırakıp başka bir seviyeye geçip başka bir iş yapmaya başlıyorsunuz. Tabi ufaktan küçük çaplı e, ameliyatları ya hocanızın nezdinde ya da sizden kıdemli olan asistan arkadaşlarınızın nezdinde yapmaya başlıyorsunuz. İlk sürdüğünüz büstürüyü böyle hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum Hı? tabii ki. Neredeydi? E, ben e, Aydın'da etsas yaptım. E, o, o dönemler benim için çok kıymetli. Nasıl bir his o kesilme hissi? Aslında biraz e, bütün bedeninizin e, titremesini engelleyip o an yaptığınız işe konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Bu tek bir his değil. Böyle birçok hissin belki birleşmesi. Yani o bir atmak sadece orayı kesmek değil aslında. Belki de bir başarının göstergesi. E, sahip bir sürü o... sembolik manası var. Evet bir sürü var. sembolik manası var bence. Peki on, ondan sonra... Yavaş yavaş içeriye mi geçiliyor? Bir açma kapatma ile başlıyor galiba asistanlık, değil mi? Evet, aslında daha küçük cerrahiler dediğimiz bizim ürolojide küçük cerrahi ameliyatları biraz daha yoğundur. Onları yapmakla başlar. Bir el becerisi geliştikten sonra büyük ameliyatlarda yardımcı olmak için, tutmak için, çekmek için, bağlamak için ameliyatlara gireriz. Sonraki süreçlerde de önce birinci asistans dediğimiz yapan kişinin tam karşısına geçmek, sonra Asıl ameliyatı yapan operatör olarak çalışmak gibi süreçleri geçeriz. En yani son tek başımıza bu işi yönetebilecek noktada uzman olup çıkarız. Benim bildiğim kadarıyla en zor sizin dalınızda ameliyat mesane yapmak galiba değil mi? Evet. Bağırsaktan alıp mesane yapmamı doğru. doğru anlatayım tabii ki. Ee, şimdi mesane kanseri gibi e, hastalıklarda eğer kanser mesanenin kas tabakasına sirayet ettiyse biz mesane kanserlerinin yüzeyel tabakadaki olan durumlarını takiple yönetmeye çalışırız ya da idrar torbasında çeşitli ilaç uygulamaları yaparak yönetmeye çalışırız BCG ama, aşısı falan evet, yapılıyor. Evet BCG ya da benzeri ilaç. 3 ayda bir kamerayla idrar torbasına girip bu hastaların idrar torbasındaki durumunu gözlemleriz. Yılda bir tomografiler çekeriz ama bütün bu takip protokollerine rağmen hastalık bir progres bir ilerleme gösteriyorsa nedir bu ilerleme? Normalde yüzeyde, mesanenin yüzey tabakasında gördüğümüz kanser, mesanenin Mesane kas tabakasına yayılan, şey idrar ilerledi. torbasından evet, bahsediyoruz. İdrar torbasından bahsediyoruz. İdrar torbasını kas tabakasına doğru yayılmaya başlıyorsa bu tümör, evet, bu hasta için artık tehlike çanları çalıyor demektir. Çünkü kas tabakasına erişen bir kanserin bundan sonra uzak yerlere, lenf bezlerine gitme ihtimali vardır. Biz bu hastalarda mesanenin komple çıkartılması ameliyatını öneriyoruz. Mesaneyi komple çıkartıyoruz. Peşi sıra prostatını komple çıkartıyoruz, etraftaki lenf bezlerini çıkartıyoruz. Hmm. Tabii ki geride kalan iki tane idrar kanalı var mesane çıktıktan sonra ve bunlar böbrek üreten idrarlardan gelen idrar kanalları da olduğu için bu idrarın bir yere bağlanması, bir yere akması gerekiyor. Yine bağırsaktan, ince bağırsaktan almış olduğumuz bir segmenti yine belli teknikler ölçüsünde bir forma sokarak bu idrar kanallarını bağırsaktan yaptığımız yapay mesaneye bağlayıp sonra bunu da ya karın cildine ya da hastanın eski idrar kanalına bağlayarak hayatın devam ettirmesini sağlıyoruz. Bu demesi sağlıyoruz. çok kolay ama yapması çok zor bir ameliyat bildiğim Kesinlikle. kadarıyla değil. Kesinlikle. Yani Bütün çok, ameliyatlar zor Ama müthiş aslında. bir el becerisi değil mi evet, orada? Evet. Geometri yani. Tabii ki. Ya e, Nihayetinde teknik olarak e, bir sürü donanım gerektiren, bir sürü el becerisi gerektiren bir ameliyat. Ama bugün geldiğimiz noktada biz bu ameliyatları ee, daha başka bir seviyede yapıyoruz. Nedir bu seviye? Robotik, robotik cerrahi teknolojisini kullanmak. Bu kullanır. mesane yapma şeyinde de robotik kullanılıyor evet, mu? Evet, kesinlikle. Ama o yani o bağırsa bir yapmayı herhalde yani bir, bir kısmında kullanılıyor. Evet. Yani bu bahsettiğiniz mesanenin çıkartılması, bağırsaktan yeni mesane yapılması üroloji branşındaki en zor ameliyattır. Yani evet, bu evet. ortalama Çok bir cerrah. 4 saatte yapabildiği bir cerrah e, ameliyattır. 8-10 saat sürenleri oluyor. 8-10 saat sürenler, sürenler yani tabii her kanserin, her hastanın doğası farklı olduğu için kanserin yayılım durumuna göre, lenf bezlerinin tutulum durumuna göre, hastanın kilosuna göre, anatomik yapısına göre bazı ameliyatlar zor olabilir tabii ki. 4 saat diye girdiğiniz bir ameliyat bazen 6 saat, 8 saatte sürebilir. Ama bu zor ve teknik bir ameliyatı bile biz bugün e, robotik cerrahinin bize sunmuş olduğu üstün e, bakış açısıyla insan tamam, hatası azalıyor. E, i̇nsan hatası değil de hani el titreme şeyleri falan robotik cerrahi. Dilerseniz oldu. ben önce size robotik cerrahiden bir bahsedeyim. Bir robotik cerrahiye bir, bir bölüm ayıralım. Biraz daha tabii ki. Tamam. E, yeşil çama gidelim. Harika tabii ha? ki. <laughs> Şimdi e, diziler dizilerle ha, dizilerde nasıl, nasıl oldu? Şöyle oldu dizilerde. 200 tane oynadığım 3 bölüm, 5 bölüm, 6 bölüm, 8 bölüm, 10 bölüm, 15 bölüm falan. Bunlar da ben diyorum ki 200 bölüm olmuştur benim. 300 tane de Yeşilçam'dan filmim olmuş. Diziyle. Hepsine 500 diyorum. Diziyle sinemayı karşılaştırdığımızda nedir farkları? O zamanlar biz tek kamerayla desenler yazıyorduk. Tek, şimdi 3 kamera, 4 kamerayla falan çalışıyorlar. 20 seneden beri zaten benim şikayetim bizlere karşı bir alerjileri mi ne olduysa bir yeşil çama karşı bizleri çağırıp oynatmadılar. Kendi e, şeylerini e, Vallahi, bir alerji duydular. Nedense oynatmadılar. Fakat ben yine 10-12 tane falan film yine başka yerlerden yaptım. Peki dünya sinemasını takip ediyor musunuz? Dünya sineması şöyle ben e, bizim dizilerle iftar ediyorum. Değil mi? dünyada en çok seyredilen evet. şeylerin arasında Amerika'dan dizilerle sonra. Bizlerle ne kadar bize karşı alerjileri oldu oynatmıyorlarsa da sağlık olsun bize karşı yani yanlış yaptılar da yapıyorlar hatta bakın benim 87 yaşını söylüyorum maşallah değil mi? Nazar yani, Maşallah. inşallah hala anlatıyoruz söyleyebiliyoruz dolayısıyla esli süfle denen bir olay var. Ne, ne esli süfle. Hı. Esli, esli süfle. Esli süfle. Eskiden biz Şöyle oynardık. Eskiden bize süfle verilirdi. Sonra dublajını sonra yapardık. Ben dublajını yaptığım, kendi dublajımı yaptığım çok güzel oldu. Ya çekilirken oldu. ses yoktu. Yoktu. Evet Sonradan ses yok. Sonradan ses. Sonradan bizi tiyatrocular konuşuyorlardı. Hmm. Size, sizi sizi bize... başka birisi seslendiriyordu. Heh, seslendiriyordu. O zamanlar kendi seslendirenler olursa da gelip kendilerini tiyatrocular kendilerini konuşuyorlardı. Şimdi eski süfle dediğim olayı onlara bir türlü inandıramadık. Diyorum ki esir süfle şu. Geçen İzmir'de bir tane filmde film yaptım geldim. Bir emekli paşaya oynadım. Altı ay falan oldu. Ondan sonra. Esir süfle şu. Süfleyi veriyor yine. Verdiği an süfleyi kesiyor. Kestiği an ben bugün İstanbul'a gidiyorum. Sen ne zaman geleceksin? Dedi bana. Dedi, aynı lafı söyledi. Ben de tekrar söyledim. Sesimle söyledim. Yine sesi aldı. E bu başkaları yapıyordu da böyle 12-13 tane film yaptım böyle. E sizler niye kabul edip de bizleri oynatmak istemiyorsunuz? Bu diziciler arkadaşlar. Sağ olsunlar. Var olsunlar. İftihar ediyorum. Dünya çapında olduk. Yani Amerika'ya falan filan açtık bile biz. Evet. Dizilerimizle açtık. Yani sesli suflede o zaman teknoloji yetmiyordu galiba değil mi? Aynı anda sesler sesler şeyi, şeyi almaya. O zaman teknolojimiz yetmiyordu. Tek kamerayla çalışıyorduk. Şimdi 3 4 kamera var. Onlara ters mi geliyor? Ne geliyorsa bilmiyorum. Bir de o zaman film kesmek de bir işti değil mi? Çünkü film de paraydı. Yani o bizim bunu çektik koyalım diye bir şey bizim vardı. Bizim zamanımızda değil mi? filmler bizim mesela biz oynadığımız zaman, o süfleri da bile eğer biz e, lafımızı söyleyemiyorsak, lafımızı şey yapamıyorsak çok insanlar geldi ve gittiler. Çünkü neye? Çünkü o zamanlar Filmi yaktığınız zaman siz kendinizi yakarsınız oyuncu olarak. Para gidiyor çünkü değil mi? Para gidiyor. Üstelik bir de renkli filmlere başladık. Evet. Hele renkli filmler. İyice mesela... para, iyice Hayır, para. Hayır, büyük para. Mesela ben 3 saatlik bir film çektik. Çanakkale Aslanları'nı çektik. 3 saatlik film. Şimdi o TRT'de bir buçuk saate indirmişler. Niye oynatmıyorlar? Bir yerel gazete oldu. Ben hatta o gazetede yazdım. Ne için oynatmıyorsunuz? Çanaklığı, Gereksiz sahneleri de. mi çıkarmışlar arada? Gereksiz sahne yok ki. Yok mu? şahane sahneler var. Şahane sahneler Niye ]leri... bir buçuk saat? Ben saatlik. orada şey, Adanalı Halil diye bir rol oynadım. Mesela göstermiyorlar. Ellerinde çok filmler var belki de onun için. sonra telif haklarına gelelim. Ben mesela telif hakkından bir lira para alamadım. Sevgili bakanımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Bu kitabıma bana faydalı olan ve kitabımı tekrar çıkarttıran. Kültür Bakanıma Mehmet Nure Ersoy Bakanıma ee, şeye geldi bizim Üsküdar'a geldi. Bizim orada, Üsküdar'da oturuyorsunuz. Üsküdar'da oturuyorum. 82 senelik Üsküdar'dayım. Gaziantep'ten 5 yaşında geldim. Ben 82 sene oradayım. O aynı zamanda da 78 sene aynı şeyde oturdum. Aynı sokakta. Sokakta oturdum. Uncular Caddesi'nde. Bakanımız geldi. Bakanıma dedim ki bundan evvel benim kitabımı çıkaran anne kız vardı. Ondan sonra bu hastalıktan dolayı battılar. Batın diyor bunlar. Hastalık dediğiniz pandemiden dolayı. Heh, pandemiden dolayı battılar. Yoksa 5-6 sene ben beraber gittim Türkiye'yi imza günlerine gittim. ve aynı zaman. Sevgili bakanım dedim son kitabımı size getirdim dedim. Niye son dedi? Dedim efendim bizimkiler dedim ya kitapçı bıraktılar veya da ettiler bilemiyorum dedim. Ondan sonra çağırdı yardımcısını. Yavuz Karakaş'a dedi yardımcı olun dedi. Sağ olsun Allah razı olsun sevgili bakanımız 2000 tane kitap 2000 basıldı tane, geldi bana. Şimdi anladığım kadarıyla Yeşil Güney, camda bir ömür, Cüneyt Arkın'la aranız fena değildi. Tabii tabii aranız... bütün arkadaşlarımı seviyorum ben seviyorum. Kimlerle ben seni. aranız iyidir yani böyle anıları mesela Kemal Sunal nasıl bir karakterdi? Kemal Sunal bizim Şaban Şark Bülbülü, Çocuğu, İnek Şaban, Bekçiler Kralı iki tane de dizim var. Keşke 15 tane olsaydı. Şimdi mesela o Şaban şeylerini... O zaman Almanya'daydım ben. Onun için oynayamadım fazla. Şaban e, filmlerini mesela çekerken biz tam anlamamışız. Aslında şimdi anlaşılıyor. Evet. Nasıl derin mesajlar verdi. Siz mesela o zaman hissediyor muydunuz bu filmlerin nasıl böyle derin mesajlar verdiğini? Şimdi, şimdi sanki sonradan daha çok manalandı evet, değil mi o filmler? Kemal Sunal yani? e, iyi kalpli, iyi insan, efendi bir insandı. Kendisi, kendisi Nur için de yatsın. Şöyle bir hatıramız var. Bir aile çocuğunda dedi ki Yavuz'um dedi iki, onlar iki kardeş oynar. Siz de görmüşsünüzdür onu. İki kardeş oynar da birisi e, şey anlatır. E, aşık olmuştur birine. Seni seviyorum falan diye aşık olur. Bize beraber ben de Mafya Babası oynuyorum ya filmde. Karşılıklı biz yemek yiyoruz böyle. Tavuk yiyoruz falan. Karşılıklı oynarken o öbür kardeşi aşk ilan ediyor. O ne derse o da onu söyler. Bana aşk ilan falan filan seni seviyor falan filan bir şeyine girince ben de bakıyorum adamlarıma falan. Ondan sonra diyorum ki kan çıkacak lan diyorum. <laughs> Kalkıyorum senin masana oturana bir daha falan diyorum Böyle bir hatıramız var. Bir filmde de dedi ki Yavuz'cum dedi bana dedi kesme atacaksın ya dedi bu tarafa dedi atıyorsun ya dedi provada falan. Aman dedi gözünü severim dedi yani canım acımasın falan dedi. Ya gözünü sevdiğim dedim nur içinde yatsın ben dedim 6 sene judo karate çalıştım dedim. Ya olur mu dedim falan. Şimdi geldi ona bir kesme attım falan bir de şey yaptım. Aa ne güzel ya pamuk gibi dedi falan. E, dedi emek verdik çalıştık judo karate. Hiç kaza çıktı oluyor muydu o kesmelerde kavgalarda bir? birinin bir yeri falan acıyabiliyordu. tabii canım olurdu bizim çok arkadaşlarımızın ayakları. O mesela tokat sesi Kırıldı, nasıl çıkartıyor? Çat diye bir ses çıkıyor. Onlar dublajda. Nasıl neyle yapıyorlar onu biliyor musun? O, onlar şimdiki belki onlar dublajda onlar da yardımcı oluyorlar. Tahta yapıyorlar. kırılması gibi bir ses. Çıkıyor. tabii tabii hep dublajda hep eskiden dublajda oynadığımız için hep dublajda onlar bütün sesler dublajda yapılırdı ve dolayısıyla yani böyle hatıralarımız falan da oldu. Çok hatıralarımız var da şimdi işte aklıma gelmiyor tabii. Evet. Evet. Şimdi teknoloji sinemada şey yaptı artık, evet. neredeyse artistleri bile olmadan oynatacak hale getirdiler evet, değil evet, mi? Şimdi evet, şimdi öyle bir şeyler çıktı ve dolayısıyla... Sizi burada konuşturup ondan sonra istediğini söylettirebiliyorlar. Evet, evet. geçenlerde birisi vefat etmiş, ölmüş öldüğü şeyi çıkardılar. Onu konuşturdular. Onu konuşturuyor. Evet. Öyle bir durum şimdi oldu. Yapay zeka. Tıpta da böyle gelişmeler var. Tabii ki. Ee, Tıpta ne gelişmeler var en biz şu anda e, teknolojinin bize sunmuş olduğu nimetlerden biri olan robotik cerrahi kullanıyoruz. Robotik cerrahinin gelişim süreçlerine bakarsak ilk başta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NASA tarafından uzayda bulunan bir astronotun dünyadaki bir cerrah tarafından uzaktan ameliyat edebilir miyiz mantığıyla üretildiği bir sistem aslında. Sonraki süreçlerde bu fikir ticari bir sürece evrilmiş, bütün insanların kullanımına sunulmuş ama 1994 yılında ilk defa robotik cerrahi sistemleriyle bir kalp damar ameliyatı gerçekleştirilmiş. Sonraki süreçlerde yoğunlukta olarak virolojinin kullandığı bir yani sistem. Robotik bu. ama farklı mekanda değil, gene aynı mekanda oluyor. Değil evet. Mi? Siz şimdi, uzaktan yapmıyorsunuz yani. E, anlatayım. Şimdi hasta, daha doğrusu bizi dinleyenlerin kafasında robotik cerrahi nedir bir fikir oluşması için önce bir sistemden bahsetmek isterim. Robotik, robotik cerrahi aslında çok zorlu ameliyatların böyle hastaları kesmeden küçük kesiklerle yapılmasını sağlayan yüksek teknolojinin bize sağladığı bir cerrahi prosedür. Burada birbirine fiber optik kablolarla bağlı 3 tane ana bileşen bulunmakta. Birincisi hasta konsolu. Hasta konsolu 4 tane robotik koldan oluşmakta. Bu kollardan bir tanesine bir kamera takıp hastanın içerisine yerleştiriyoruz. Diğer kollara ise bu ameliyatı yapabilecek enstrümanları bağlıyoruz. Ya Tabii ki, bir, bir göz 3 el mi var? Dört tane el var aslında bu robotta. Bir tanesi sadece kameraya bağlı. Tamam. Diğer üçünde ameliyatı yapmak için kullanmış olduğumuz enstrümanları bağlıyoruz. Tabii ki bu robot hasta başı ünitesini hastaya bağlamak için hastaların karın cildini öyle 8 milimetrelik bir santimden küçük delikler açarak bazı port adını verdiğimiz kanüller yerleştiriyoruz. Sonrasında bu kanüllerden robotun kollarına bağlı olan bu enstrümanlar hastanın içine ilerletilerek e, bu ameliyat yapılacak sahaya Ulaştırılıyor Ameliyat bu şekilde geçiyor. Ameliyat nasıl gerçekleştiriliyor? Bir cerrah konsolu adını verdiğimiz cerrahın oturarak bütün sistemi koordine ettiği, bu var robotik elimizde. kolları aslında joystick benzeri diyelim parmaklarımıza böyle bir yüzük gibi bir takım şeyler geçirdikten sonra sanal bir ortamda bu ameliyatı yapıyormuşçasına bazı hareketler Görüntüde yapıyoruz. Sanal gözlükle mi orada evet ekran sanki böyle bir e, üç boyutlu VR gözlüğü varmış gibi gözümüzü bir sisteme dayayıp hastanın içindeymişçesine dışarıda bu ameliyatı yapıyoruz. Tabii bu fiber optik kablolar bizim el hareketlerimizden oluşan bu komutları hasta ünitesine taşıyarak aynı hareketin o enstrümanlar vasıtasıyla hastanın içinde yapılmasını sağlıyor. Bu oldukça hızlı şey bu. ve çok keskin ve e, müthiş başarılı bir sistem. Siz mesela hani, uzaktan kumandalı başka araba, uçak, helikopter onlara yap evet, oynuyor tabii. musunuz? teknolojinin musun? aslında her alanına olan merakınız biraz sizi bu e, tarz şeylere yöneltiyor. Yoksa teknolojiyle bir ilginiz yoksa, bu tarz şeylere merakınız yoksa, Eski yöntemlerle bu işleri yapmak da Yapabilirsiniz. Mümkün. Mi? Evet gayet de mümkün. Sizin tercihiniz yani değil mi o robotu kullan Ve tabii imkanı, hastanenin imkanı olacak önce. Şimdi söyle. E... Bağlı bir teknoloji herhalde Tabii bugün. ki. Yani bugün e, dünyada... Bir robotik e, şey cerrahi aleti ne kadar? Anlatayım. E, tabii şu anda çok farklı e, şirketler tarafından geliştirilmiş ya da geliştirilmesi devam eden yaklaşık 10'a yakın robotik cerrahi sistemler bulunmakta. Ama dünyada işte e, onaylı, insan üzerinde ameliyat yapabilmesi için sertifika alınmış tek bir robotik sistem var. Bunun da bugün hani fiyat vermek ne kadar doğru? Doğrudur, Ger siz bir şey. 2,5 e, milyon civarında bir Dolar, değil sadece mi? kurulum maliyeti var. Tabii ki bu cihazları almak yetmiyor. Bu cihazları aldıktan sonra bunları de ikame etmek gerekiyor. Hasta başında kullanmış olduğunuz malzemelerin ayrı bir gider kalemi var. Bunların hep aynı performansta mükemmel çalışması için çünkü bir ameliyat sırasında bu cihazların bozulması kabul edilemez. Bunların arıza vermemesi için, sorun yaşatmaması için de düzenli olarak bakımlarının yapılması Siz gidip gerekiyor. Siz nerede onun yerinde mi mesela ilk öğretiyorlar? Çünkü gayet karmaşık bir alet evet. sonuçta değil mi? Robotumuz var, cerrahımız var. Hadi otur ameliyatı yap. Böyle bir şey mümkün değil. Evet, robotik cerrahi asla bir ameliyatı tek başına yapmıyor. Bu işin mentoru, organizatörü, bu ameliyatı yapan aslında bir cerrah. Yani ee, bu robotik cerrahi cerrahların ameliyat yapmak için kullanmış olduğu bir enstrüman gibi düşünmek lazım. Nasıl portugü, makas bir şey kullanıyorsak bu da yüksek teknolojik bir ürün. Cerrah ne kadar deneyimliyse, cerrah ne kadar. ne kadar başarılıysa bu sistem de o kadar başarılı. Tabii ki yüksek teknolojik bir ürün. El becerisi olmayan, gelişim süre, eğitim süreçlerini tamamlamayan bir cerrahın elinde bir hastanın da kabusu olabilir. Yani bunun eğitim sürecinde o aletin öğrenilmesi de var değil mi? Tabii ki. Araba kullanmayı, uçak kullanmayı öğrenmek evet, gibi bir evet. şey herhalde o değil eğitim mi? Eğitim önce tabii ki az önce asistanlık süreçlerinden bahsetmiştim. Yani bir işin ucundan tutmaya başlayarak başlıyorsunuz bu işin eğitimine. Önce etrafınızda yapan birilerini izliyorsunuz. Evet. Sonra bu işin hazırlığını öğreniyorsunuz. Sonra asistanlığını yapıyorsunuz. Ameliyata giriyorsunuz. Bu robot kollarının çalışmış olduğu alanda her zaman bir tane de Yardımcı evet. cerrah var. Sonuçta o cerrah da ekrandan ameliyatı izliyor. Yani görüntü kulesinden içeride evet. yapılan işlemi dışarıdaki arkadaşımız da birebir görüyor ve bizim bazen istediğimiz aletleri değiştiriyor, kullanmış olduğumuz bazı malzemeleri bize veriyor. eğitim burada başlıyor aslında. Evet. Görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Sonra yapmaya başladıkça, bir mentor eşliğinde evet. yapmaya başladıkça belli bir vaka sayısına ulaşmanın sonuna geldik ama belli bir vakası sonuna geldik ama çok konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi inşallah çok konuşacak şeyimiz var. Ben, ben nasıl mutlu oldum? Yıllar sonra ben akrabamın yanındayım ve Gaziantep'te Cemil Sayit Barlaslar dedikleri zaman benim akrabam olduğunu biliyordum ve bugün sizden beraber olmam inşallah mutlu etti. daha daha çok birliktelikler yaşarız. Bugün. Sayın seyirciler, ne yazık ki bir programın daha sonuna geldik. Konuşacak çok şeyimiz vardı ama bitti. İyi hafta sonları.